bilir ne yedi ne içti sabah sabah. Ya eşek kadar adam. Bırak. Ne yerse yesin. Ben işe gidiyorum. Aa, bugün de mi iş var? Cumartesi yarım gün ya anne. Maksat evden kaçmak. Günaydın Ceren. Günaydın anne. Niye erken kalktın? Hiç uyumadım ki. Neden? Dedem babam benim yüzümden kovdu. Hayır hiç öyle değil. Evet notlarım kötü diye. Gel bakayım sen buraya. Gel. Hepsi benim yüzümden. Hayır, hepsi Ceren. Hiç de senin yüzünden değil. Lütfen ağlama ne olur kıyamam sana ben. Tabii ki zayıf notun da olacak. Öğrencisin sen. Birlikte çalışıp düzeltiriz tamam mı? Hadi ne olur kıyamam ben seni. Ne oldu? Karnesi zayıf diye ağlıyor. Tamam. Tamam. Geçti. Günaydın. Günaydın efendim. Hülya Hanım gelmedi mi? Gelmedi efendim. İyisin değil mi kızım? Ceren, hadi sen şimdi babaannenle dedenle kahvaltı yap. Ben öğleden sonra geleceğim, birlikte bir şeyler yaparız tamam mı kızım? Hadi, çok geç kaldım, ben gidiyorum. Hadi yavrum. Allah'a ısmarladık. Canım kızım, yavrum. Karnesine de üzülürmüş. Ah bebeğim benim, bebeğim. Hadi, üzme canım. Hadi. Öyle babam olsa ben her gün ağlarım. Kudret. Günaydın Ersan Bey. Günaydın. Biraz geç kaldınız sanırım. Biraz değil, bayağı geç kaldım. İnsanın kendini bilmesi ne güzel. Zühtü Bey sordu mu? Sordu tabii. Hemen sizi bekliyor. Öyle mi? Tamam. Aa bir dakika. Bir dakika hemen. Bir dakika. Alo anne. Nasıl oldu Ceren? İyi değil mi? Anne. Eğer zahmet olmazsa Ceren'e gözleme yapar mısın? Biliyorsun çok seviyor. Tatilin ilk günü çocuk sevdiği bir şey yesin. Anne, yapıp gitmek tabii ki benim de aklıma gelmişti ama biliyorsun işe geç kalmıştım. Peki anne, tamam. Hülya Hanım, Zühtü Bey bekliyor. Beklesin. Aa, doğru, ben... Pardon. Alo. Evde durumları nasıl Hülya? Hiç parlak değil. Hadi ya. Babamın sinirleri durulmadı mı hala? Durulmadı Kadir. Durulması da beklenmiyor. Ne o Hülya? Sen de mi beni suçluyorsun ya? Kimi suçlayayım Kadir? Suçlanacak daha ideal birini söyle, onu suçlayayım. Dün Afife Hanım Ceren'in karnesine bakarken resmen yerin dibine girdim. Zühtü Bey getirdi parayı geri verdi bana, yine yerin dibine girdim. Sonra adamlar geldi maaş istediler, yine yerin dibine girdik Kadir. Yani babam haklı. Sayende yerin dibinde yaşıyoruz biz. Zühtü Bey verdiğim parayı geri getiriyor, sen niye beni suçluyorsun? Çünkü sen o kadar yüzsüzsün ki Zühtü Bey'de bile utanma bırakmadın. Adam gelip hepimizin arasında senin borcundan bahsedebiliyor Kadir. Sonra görüşürüz Kadir. Hülya! Hülya! Oo, bakın 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 kimler gelmiş. Ne o, sokakta mı kaldınız? Yok. Hemen yeleklerinizi giyip işe başlarsanız dün yaptığınız terbiyesizliği affetmeye hazır. Biz mi terbiyesizlik yaptık? Evet. Eve gelip de herkesin içinde patronunuzu şikayet etmek terbiyesizlik değildir de nedir? Hadi hemen işe başlayın, unutayım her şeyi. Hadi. Kadir abi,
Sen bizi anlamadın galiba. Biz işi bıraktık, işi. Bir daha da asla seninle çalışmayı düşünmüyoruz. Hadi şu eşyalarımızı alalım da yürü gidelim. Kardeşim. Çocuklar, durun ya, bir konuşalım, konuşalım, halledelim. Ne demiş atalarımız? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Sen zaten her şeyi konuşarak hallediyorsun. Yani konuşacağına biraz ödeme yapsaydın bu duruma gelmezdik. Evet ya. Ne yani şimdi siz ciddi ciddi gidiyor musunuz? Evet, kendimize iş bakacağız. Maaş alabileceğimiz bir iş. Yürü kardeşim. Tamam, gidiyoruz. Çocuklar, bir durun hele ya. Yarın 3-5 hallederiz bir şeyler. İşte bu, işte bu demek döndün kaptan. Her şey düzelecek. Tatsız günler geride kalacak. Kaldı zaten. Bir iki parça bir şey var ha buraya. Onları alma acı oldu. Kudret, biz çocuğa destek olmazsak nasıl toparlayacak kendini? Ya ben yıllardır destek oluyorum ona. Adam olsun diye bir ev sattım, bir araba sattım. Daha ne destek olacağım ha? Benim de bir sınırım var. Şunun şurasında 3-5 senelik bir ömrüm kalmış. Onu da kadir harcayamam. Çok bencilsin Kudret. Bahriye, benim sinirimi zıplatma. Bana kadiri savunma, tamam mı? Kendini paralasan da Kadir iş kapıları içine sokmam. Kadir artık benim için bitmiştir. Anlaşıldı mı? Kadir benim için bitmiştir. Akşam için kusura bakma. Gelip seni babana şikayet etmek istemezdik ama bizim de buramıza geldi yani. Bak evladım. Ben senin baban yaşındayım. Sana bir tavsiyem var. Kendine ha böyle bir çeki düzen ver. Borçlarını öde. İşini daha bir ha böyle severek yap. Ailene daha çok vakit ayır, onlarla daha çok ilgili, alakadar ol. Anana babana da saygıda kusur etme. Bir de kimseye yalan söyleme. Başına? Ne yapacağım? Düşünüyorum. Gerçekten gitti mi hepsi? Gittiler. Zaten dükkan iş yapmıyordu. Şimdi iyice battım. Tamam, üzülme. Sen bir yolunu bulursun. Halledersin. Hallederim. Babam beni eve almayacak. Dün öyle diyordu ama
bugün ne oldu bilmiyorum. İşe bak ya. Kendi evimizden bile kovulduk. Hadi gel gidelim, ben nasıl barıştıracağım biliyorum sizi. Yok Hülya, yok. Uğraşma. O barışmaz benimle. Yarın babalar günü. Bir hediye alalım. Elini öpersin, verirsin, olur biter. Babam hiç takmaz öyle günleri. Kadir, başka şansın yok. Hadi yürü gidelim, mağazaları dolaşalım. Ya Hülya, yarın barda babalar günü özel programı falan mı yapsam acaba? Yürü Kadir, bırak şimdi özel programı. Ya şimdiye kadar 1000 tane program yaptın, olmadı işte, para kazanamıyorsun. Demek ki yanlış bölgeye çalışıyorsun. Biraz da ailene çalış. Hadi kalk. Peki ne alacağız Hülya? Bilmiyorum, hadi gel. Hadi yürü bak. Geç Kadir, geç. Geç, korkma, yemez seni. Yer Hülya, yer. Çocukken de böyleydi. Evden kovulduğumda gizli gizli eve girerdim. Yakaladığı anda kapının önüne tekrar koyardım. Ay Kadir, seni daha kaç gün eve almayabilir ki? Önünde sonunda alacak. Hülya yok. Daha henüz siniri geçmez. Sinirinin geçmesi için bir hafta lazım en az. Saçmalama. Biraz bağırır sonra susar. Burası senin evin. Aa, oğlum. Affetti mi baban? Henüz bilinmiyor anne. Hadi Kadir, hadi. Olsun oğlum, olsun. Hadi sen geç otur. Nasıl olsa affedecek. Neyi affedecek anne? Daha ne suç işlediğimi bile bilmiyorum ben. Ay, tamam Kadir, tamam. Ben şimdi aldığımız hediyeyi mutfağa koyayım. Yarın istersin veririm ha. Zamansız görmesin şimdi. Ne hediyesi? Yarın babalar günüymüş ya anne. Hülya hediye aldırttırdı. İyi yapmışsınız. Baban pek babalar gününü umursamaz ama hediyeyi görünce gevşer. İnşallah. Kadir mi geldi? Kadir'in sesini mi duydum? Herhalde. Özledin değil mi çocuğunu? Hiç özlemedim. Özlemem de. Peki gelmiş olsaydı ne yapardın? Elime terliği alır, kovalardım. Kudret, tamam. Küçükken kovuyordun. Ama orası senin evindi. Burası senin evin değil. Biz burada misafiriz. Çocuk kendi evine giremeyecek mi? Karısı var, çocuğu var. Giremeyecek efendim. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Onu gördüğümde sinirlerim allak bullak oluyor. O benim de oğlum. %50 hakkımı kullanmak istiyorum. Ne hakkı? Sen kovduysan ben geri kabul ediyorum. Edemezsin bari. Bu ailenin reisi benim. Kimi sınır dışı edeceğime ben karar veririm. Peki baba, şimdi burada olsa ne yapardın? Ne yapacağım? Tuttuğum gibi kulağından sütuna çevirirdim. Bana bakın. Sakın benim haberim olmadan onu eve almayın, sizi de kovarım. Sakın gelmesin. Benim ruh sağlığımı bozmasın. Gitme lütfen. Kadir. Ya geçer kızgınlığı. Ne olur gitme Kadir. Günaydın anne. Günaydın kızım. Şu suyu babana götür, ben bir eczaneye gidip geleyim. Ne hadi. Eczanesi anne? Babanın pembe hapları kalmamış. Sabaha kadar sızlanıp durdu. Ama anne bugün pazar, nöbetçi eczane bulman lazım. Buluruz Zeynep, buluruz. İyi. Anne, anne ben babama hediye almayı unuttum. Zaten baban yok kızım. Gelmeyecek mi bugün? Bilmiyoruz, dedene bağlı. Ama istiyorsan ararız, dışarıda kutlarız biz. Tamam, ama ilk önce hediye almamız lazım. Tamam, olur kızım. Al sen bunu dedene götür. Sonra konuşuruz. Tamam. Ben şu kapıya bakayım. İyi günler. İyi günler. Zühtü Bey'in evi burası mı? Paketi vardı. Değil, aşağı kat. Aşağıda kimse yoktu. Öyle mi? Herhalde erkenden mezarlığa gittiler. İsterseniz paketi ben alabilirim. Nesi oluyorsunuz? Kiracısıyız ama mutlaka iletiriz. Kimliğinizi alayım. Tabii. Hülya Topçuoğlu.
Burası. Burası, evet. Çabuk çocuklar, getirin koyun şöyle. Ay ne kadar büyük bir paket bu böyle. İyi günler anne. İyi günler. İyi günler. Aa yok, burası olmaz. Şuraya bir yere koyun. Tabii efendim. Tamam. Çok yol ortası burası. Ne var bu paketin içinde? Bilmiyoruz efendim. Peki. Tamam, mutlaka ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Ne var acaba bu paketin içinde? Meraktan çatlarım şimdi ben. Tamam. Gidenlerse gitsinler. Madem kimse yok, ben de tek başıma hallederim. Ne var ki? Heh. Babalar günü özel programı. Kadir Bey, türkü var. Ne o köfte oralar? Pişman oldunuz sonunda değil mi? Yok. Ne demek yok? Hala mı? Bize referans lazım Kadir abi. Ne referansı? Hani başka bir yere iş için başvururken istiyorlar ya. Yok. Referans meferans yok size. Hem istifa et hem referans iste, öyle mi? Kadir abi, 2 aylık maaşımızı vermedin. Bari referansı imzala ya. Allah Allah. Biz yazdık, sen sadece imza atacaksın. Zahmete girmeyeceksin yani. Şöyle geçin çocuklar. Geçin, geçin. Bakın çocuklar, bugün babalar günü. Akşama özel bir program hazırladım. Yani size ihtiyacım var. Muhtacım. Bırakın şimdi referansı meferansı. Giyin şu yeleklerinizi. Arkadaşlar, bu akşam burası full dolu olacak. Çok para kazanacağım. Akşama maaşlarınızı ödeyeceğim. Olmaz Kadir abi, olmaz. Bizi hep böyle güzel vaatlerle kandırıyorsun. Ama sonuçta yine her şey aynı. Evet ya, her sene aynı şey oluyor. Arkadaşlar, ben değiştim, geliştim. Tamam, hadi. Referansı imzalıyor musun Kadir abi? İmzalamıyorum şebelekler. Ben demiştim imzalamaz diye. Haklı yemişsin Meron Bey'le. Durun, durun, durun. Getirin imzalayayım. Hadi Ceren çıkalım. Anne bu ne? Bilmiyorum, Zühtü amcanlara geldi. Evde yoklarmış, biz aldık. Hediye mi acaba? Herhalde kızım, baksana. Benim de babamın böyle bir hediye almam lazım. Aa bu çok büyük. Biz küçük bir hediye alıp gideriz babanın yanına, hadi. Dedene söyledin mi? Söyledim. Ah ne olur da affetseydi de şöyle babalar gününü hep beraber kutlasaydık. Neyse, kendi bilir. Hadi. Nereye başvurdunuz peki? Bir otele. Neredeymiş bu otel? Bayramoğlu'na. Gebze'deki Bayramoğlu. Evet. Uzak değil mi orası? Ne fark eder ki? Evimiz yok, barkımız yok. Zaten otelde yatacağız. Bize de bir yer verecekler. Bakın, size son kez soruyorum. İsterseniz kalın. Maaşınızı veririm, hallederiz yani. Bulup buluşturur, veririm maaşınızı. Yok Kadir abi, yok. Sağ ol. Sana da yük olmayalım artık. Çocuklar, bakın biliyorsunuz, param olsa ilk size veririm. Vallahi de veririm, billahi de veririm. Ama yok işte, lanet olsun, yok. Bu para herkese gidiyor. Ben 40 yıldır uğraşıyorum, bana uğramıyor. Olmuyor işte. Bu para beni sevmiyor. Neyse Kadir abi, o kadar fazla üzülmene gerek yok. Bir gün illaki sana da gelir. Bizden yana için rahat olsun Kadir abi. Hakkımızı helal ediyoruz. Ya bak, bugün de atlatalım. Yarın bembeyaz bir sayfa açalım. Peki, tamam. Israr etmeyeceğim. Alın bakalım. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Sağ ol Kadir abi. Hakkını helal et Kadir abi. Helal olsun. Raf, helal olsun. Kadir abi, sana layık değil ama babalar günün kutlu olsun.
zor zamanlarımızda hep yanımızda oldun. Ne gerek vardı çocuklar? Hoşça kal Kadir abi. Kal sağlıcakla. Bana bakın. Arada bir uğrayın ha.